Selamlar. Arkadaşlar merhaba. Cennet ben. Hoş geldiniz kanalıma. Dün ne yaptık? Küçük bir bayram kutlaması dedim arkadaşlar. 2 saatlik video çekmişim. Umarım ki beğenmişsinizdir. Size de hitap etmiştir. Ufak da olsa bir yardımcı olunan bir nokta yakalamışsınızdır her biriniz inşallah. Şimdi dün ne demiştim ben size açılımın başında? Arkadaşlar en sonunda inşallah unutmam ve sizin için 3 tane soru cevap hazırlayın, hatta unutmayın diye yazın demiştim, hatırlıyor musunuz? O yüzden o sorularınızı hazırladınız mı? Hazırlamadıysanız ben desteleri hazırlarken siz de sorularınızı hazırlayın. Şimdi birkaç tane destem var. Deste seçmeli olmayacak arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. 3 soru hazırlayacaksınız. İstediğiniz için öncelikli olan en önemli 3 acil sorunuza cevap bulmak istediklerinizi hazırlayın. Aklınızda tutuyorsanız siz daha iyi bilirsiniz. Dolayısıyla ben küçük 3'er deste hazırlayacağım. Ve o sorularınıza da cevap bulmaya çalışacağız. Dün de biliyorsunuz bu kendini geliştir kartlarımı göstermiştim size, hatırladınız mı? O yüzden bunlardan da size çekeceğim. Dün göstermiştim, çok sevdiğim bir karttır diye hatırlatayım diye tekrar göstereyim size dedim. Okuyabiliyorsunuz, okuyorsunuz değil mi? Evet, dolayısıyla bu kendini ve yapabileceklerini keşfet kartlarını destem, çok seviyorum. Evet, giden eril ve dişillerim, pardon, giden erillerim için baş melek Mikail'den seçeceğim arkadaşlar. Giden dişillerimiz için boğulu kehanet kartlarımdan seçeceğim sizin için. Ortak enerjide bakalım nasılmış giden eril ve dişillerimiz için. Sizin için bekleyen eril ve dişillerim için de doğanın ruhundan seçeceğim. Bu arada başlamadan önce dedim ki bakayım kolektifte nasıl bir enerji var diye. Şöyle bir kart çekeyim dedim arkadaşlar melek kartlarımızdan. Bugünlük anın enerjisindeki melek kartınızı arkadaşlar. Rabbimizin izniydi, biznillah, ondan rica ettim. Kolektifimizin bugün neye ihtiyacı var, ne duymak isterler dedim. İnanın bu kart geldi. Bakın düğün o kadar güzel ki. Alın hepiniz kabul edin. Ben hepiniz adına aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim, aldım kabul ettim ve öyle doldu diyorum arkadaşlar. Bakın düğün o kimse ne kadar güzel. Ve umarım ki bütün giden ve geride kalan tüm dişillerim bunu yaşar. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili dişiller, eriller lütfen siz de dinleyin burayı. Sadece dişilleri ilgilendirmiyor. Evlilik iki kişiliktir, siz de dinleyin. Düğün, evlilik, sevgi, sevgi karşılıklı, özür dilerim. Evlilik, sevgi, karşılıklı saygı ve bağlılıkla birleşen iki ruhun birliğidir. Zaman içinde sevgiyi derinleştirme arzusunu işaret eder. Düğün günün sevginin gücüne inandığın sağlam temelli inancının göstergesidir. O inanç ve sevgiye sürekli canlılık kat, sevgili insan. Evet, Rabbimizin bugünkü kolektifimizde sanıyorum kavuşanlarımız var, kavuştu bir kısım, kavuşacaklar var çok yakında. İnşallah tüm giden ve geride kalan ve kavuşmak isteyen ve şu geleneği giymek isteyip şu düğün gününü yaşamak isteyen tüm dişil ruhdaşlarıma ve tabii ki de kendime de diliyorum. Hayırlısıyla gerçek hakikatli ruh eşinizle düğün gününde buluşmanız dileğiyle diyorum. Tabii ondan önce buluşacaksınız da o birliği yaşamanız dileğiyle diyeyim, daha doğru oldu. O yüzden alın kabul edin arkadaşlar. Ben de sizin adınıza ve kendi adıma alıyorum, kabul ediyorum. Aldım kabul ettim, aldım kabul ettim, aldım kabul ettim diyorum. Şöyle güzel, çok güzel geldi. Teşekkür ediyorum Rabbime. Bize o güzel düğün ki herkesin artık duymaya hiç bir ihtimal vermediği böyle bir kartın çıkması arkadaşlar. Vallahi inanılmaz, tüylerimi diken diken etti. Çok mutlu oldum. Hepimiz adına. Evet, giden eriller için kendine nazik davran geldi. Giden eriller için seçtim. Aynı zamanda da bekleyen erillerim için. Baş melek Mikail. İkiz ruh, ikiz alev de geliyor sanıyorum. Demek ki burada var. Şu an beni dinliyor. Evet. Ve dişillerim için de
Erillerimiz için Baş Melek Mikail kartlarından seçtim. Siz dişillerim için de Buğulu Kehanet kartlarından seçeceğim. Bakalım ağanın enerjisine. Ben çektim gerçi size gökkuşağının nimetlerini verdi arkadaşlar meraktan. Hemen bakayım dedim ama sizin önünüzde çekip sonra hayır siz onu seçtiniz denilmesin. Böyle bazen hassasiyetler de oldu ya anlayabiliyorum. Kartal bütünleşme. Sizde kartal bütünleşme noktası geldi ama ben buradan öyle bir enerji aldım ki aslında siz bunun artık erilden yapmasını beklediğiniz bir enerji bu arkadaşlar. Öyle hissettim çünkü. Peki bakalım. Şimdi o zaman önce ağanın enerjisini okumakla başlayalım. Şimdi baş melek Mikail giden erillerle geride kalan erillere ne söylüyor? Diyor ki kendine nazik davran. Baş melek Mikail'imiz diyor ki kendine nazik davran. Demek ki giden erillerimiz ve geride şu an bekleyen, dişillerini bekleyen erillerimiz de kendine nazik davranmıyormuş arkadaşlar. Lütfen kendinize nazik davranın. Lütfen kendine nazik davranmama özür dilerim. Şimdi bunu şurada söyleyeyim. Baş melek Mikail sizden kendisine duaya çağırıyor arkadaşlar. Ona öncelikli mesajı vereyim ve diyor ki bana bu duayı et sana yardım etmemi istiyor isen eğer özgür iradenizse sizin kendinizin hem giden eriller hem de geride kalan erillerin yapması gereken dua. Şimdi okuyorum. Diyor ki siz şimdi dua edeceksiniz. Lütfen kendime nazik davranmama, düşündüğüm, konuştuğum ve yaptığım her şeye sevgi beslememe, rehberlik et. Ben şefkati hak ettiğimi bilmeme yardım et. Her türlü suçluluk duygusunu sana teslim ediyorum ki kalıcı iç huzuru dengeleyebileyim diyorsunuz. Giden eriller ve geride kalan eriller bu şekilde dua ediyorsunuz. Bu ağanın enerjisinde yani. Peki kartal bütünleşme enerjisiyle dişillerimiz ne demek istiyor? Dişillerimiz de diyor ki eh erilim öyle bir enerji alıyorum. Artık bir bütünleşsek, artık en azından gelmene vakit varsa bile bana bir haber uçur. Burada bir kartal, tüylü bir hayvan. Zaten bugün de arkadaşlar, bakın şeye geldi. Kuş tüyü girdi içeriye. Aldım pencereden. Beyaz kuş tüyü haberdir, iletişimdir zaten ve bakar mısınız ne kadar inanılmaz değil mi? Bakar mısınız? Kartalda da beyaz var. Kuş kuş tüy tüy. Ve siz diyorsunuz ki burada eril enerji gözüküyor gibi olması önemli değil. Dolayısıyla eril enerji dişiller de çalıştırabilir. Dişilleri eğer eril enerjiniz yüksekse lütfen dişil enerjinize dönün. Olur mu? Bırakın eril enerjiler çalıştırsın. Ve sizin adınıza bunu da aldım. Kabul ettim. O yüzden onu da göstereyim dedim. Buraya ekledim arkadaşlar. Bir haber iletişim hem de temiz haberlerdir beyaz kuş tüyü ve dolayısıyla siz diyorsunuz ki aslında ağanın enerjisinde siz giden erillerinize şu mesajı veriyorsunuz diyorsunuz ki eh erilim artık bir gelsen de biz bir kavuşsak bir bütünleşsek bir tamamlansak hadi gelemiyorsan da en azından bir haber bir iletişim bir mesaj bir alo. Hani bir ışık belirt bana bu karanlığımın içinde bana ışık olup tutunabileceğim bir aydınlık ver. Ve o temiz haberler geliyor inşallah arkadaşlar. Ve başlıyorum destelerinizi oluşturmaya. 3 soru ve 3 cevap için arkadaşlar. Ne demiştik? Önce evet. Kendin ve yapabileceklerinden bir kart çekelim. Bakalım hangisini seçtiniz? Hangisine uyumlandınız? Erillere geldi. Giden eril ve dişillere geldi. Pardon. Şimdi geride kalan eril ve dişillerim için çekiyorum. Ah çok özür dilerim. Neden bunu açtım ki? Kapalı yapacaktım ben bunu 3 tane. Aa çok özür. Neyse açık geldi ama. Hadi açık kalsın. Tamam. Peki. Erilin çok konuşması var demek ki. Çok şey söylemek istiyor. 1, 2, 3. Bu açık geldi. Sorun değil arkadaşlar. Böyle olması gerekiyormuş. Böyle 3 tane devam edeceğim şimdi. Evet. Üzerine ne almak istiyorum? Üzerine ne almak istiyorum?
tarotumuzdan alalım bakalım. Giden eril ve dişillerim için. Evet, ve onları geride bekleyen eril ve dişillerim için bakalım. Gidenler geride kalanlara nasıl, sorularına ne tür bir cevap verecekler? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bir alev desteğimizden de alalım bakalım. Tamam, peki. Atılan her kartı alırım. Kendini her gösteren kartı alırım arkadaşlar. Onlar öncelikli verilecek mesajlardır. Alıp kabul etmemiz gerekir diye düşünüyorum ben kendi adıma. Evet. Ve bir de şuradan tanrıçalarımdan da almak istedim. Yine uzatacağım. Ben kısa kesemeyeceğim galiba. Arkadaşlar nasıl enerjileriniz var? Nasıl geliyor? Ben ne zaman kısa yapsam desem hep daha çok uzun yapıyorum. Neden öyle oluyor acaba? Artık o kadar özlediniz ki çok konuşasınız var değil mi? Sizi anlayabiliyorum. Peki. Buradan bir ortak enerji için alacağım. Hesabı şuna bu geldi. Buradan da bir tane koyalım. En sonda evet hayırı ekleyeceğim arkadaşlar. Bir de emotion'dan alayım. Ondan sonra başlayalım. Bismillah. Bu arada niyetimizi de getirelim. Zamansız zamana niyet ederek bu videoyu istediğiniz zaman istediğiniz zaman videoyu dinlediğinizde zaten an enerjisine zamansız zamana niyetle şey olacaktır arkadaşlar. Geçerli olacaktır. Pekala. Hadi ortağı alayım. Çok güzel. İyi oldu. Sarmaşın üzerine onun gelmesi iyi oldu. Bu da en son evet mi hayır mı nedir? Onun için yapacağız arkadaşlar. Çekeceğiz şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimizin izniyle biznillah. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Rabbimizden sorularınız her neyse arkadaşlar, onlara en hakikatli cevapları almanıza niyet ediyorum. Bir aracı olarak en doğru rehberliği almaya niyet ediyorum. Ve en doğru rehberliğe sorduğunuz sorulara da cevap doğru alıp doğru iletmeye niyet ediyorum. Ve seçiyorum. Kabul ettim. Teşekkür ediyorum. Siz de kabul edin. Evet, bakalım kendini geliştirle giden eril ve dişiller ne diyor? Kendinizi bir kurgunun içine hapsetmeyin. Açın kapılarınızı. Açın ki hayat sizi elinde avcunda tutamasın. Hayattan beklemeyin. Siz hayatı şaşırtın. Ne kadar doğru. Ne kadar güzel değil mi? Beklemekle kim neyi kazanmış ki zaten? Hayat bize vermek için koşturmaz böyle değil mi? Adım atmaz. Biz hayattan alacağımızı alacağız. Çok güzel geldi. Peki. Bu birinci soru için. Bu ikinci soru için. Bu da üçüncü soru için arkadaşlar. Birinci soru için. Şuradan. Evet. Gidenler sizi özlüyor arkadaşlar. Kupa altılası. Çok özlüyor. Sizi hayal ediyor. Birlikte geçmişte paylaştıklarınızı düşünüyor. Ve sizden şefkat bekliyor. Size de şefkat vermek istiyor. Bu kartı çok severim. Çok özel de bir anlamı daha vardır arkadaşlar. Onu hemen söyleyeyim size. Sevecen bir tavır, acıyarak veya koruyarak sevme durumu, anne şefkati. Şimdi bu sevecen bir tavır, okey, aldık koyduk cebimize. Acıyarak veya koruyarak sevme durumu diyor ya arkadaşlar.
Dolayısıyla bu acıyarak ve severek koruma durumu şudur. Yani diyor ki sizden giden eril dişilleriniz, kalanlara diyor ki sen beni öyle güzel, öyle güzel sevdin ki yeri geldi anne şefkatiyle sevdin. Yeri geldi bana yüreğin pırpır etti. Acıdı. Yani bu kötü anlamda değil. Hani durumumu anladın, acımı anladın, içinde olduğum sıkışıklığı anladın. Her ne ruh hali içindeyse işte onu anlayabildin. Hiç konuşmasan, hiçbir şey demesen de. Ve orada bile koruyarak sevme durumu. Bir annenin çocuğuna nasıl sevgi, şefkatle bakıp koruyarak sever ya, korumacı bir sevgisi vardır ve der ki sen ne kadar bir dişilsen, ne kadar seni seviyor, özlüyorsam, arzuluyorsam, geçmişte yaşadıklarımızı hayal ediyorsam, bir o kadar da sendeki sevgiyi hiç kimsede bulamadım demektir bunun anlamı aslında. Sen öyle güzel sevmeyi biliyorsun ki seni sevdiğin gibi kimse beni sevmedi demektir onun da anlamı arkadaşlar. Ve Tanrıça kartı Isis geldi. Geçmiş yaşam. Giden eril ve dişilleriniz arkadaşlar. Bu durum senin geçmiş yaşam anılarınla ilgili diyor Isis. Geçmiş anılarla ilgili bu sizle birlikte yaşamış olduklarından kaynaklı olabilir. Atalarından, ebeveynlerinden, çocukluk temalarıyla da ilgili olabilir. Dolayısıyla burada geçmiş şifasının yapılması gerekiyor arkadaşlar. Sizden giden sevdiğiniz eril ve dişiliniz için yapabilirsiniz geçmiş şifasını. Atalarla şifalandırma diye yazdığınızda birçok YouTube'da da çıkacaktır. Google'dan da yazsanız o zaten çıkacaktır. Oradan çok güzel onu uygulayabilirsiniz. Özellikle gece saatleri 22.00'da da çok uygun olur. Uyumadan önceki bir saatinizde de yapabilirsiniz. Şimdi giden eril ve dişil diyor ki anahtarım sende, anahtarım sensin. Benim bütün sorunlarımın çözümünün sende olduğunu, aslında sana kavuşmakta olduğunu ben biliyorum diyor. O kapının anahtarının, kapı bensem anahtar sensin ve bendeki o kapıyı açacak anahtar olan sen, ben sana kavuşmadan bu olmayacak. Ben hiçbir şeyi çözemeyeceğim demek aslında alt teması bu. Çözüm arayışı. Kapıyı açacak olan anahtara sahip olmak, bir mevzuyu çözüme kavuşturmak. Aynı zamanda da bunu çözüm anahtarının siz olduğunu, size kavuşması gerektiğini, artık neyi nasıl yapması gerektiğini anladığına da işarettir arkadaşlar. Yani ben siz biliyorsunuz zaten, o da siz olduğunu biliyor ve zaten artık da diyor ki hani ben artık açacak anahtarın mevzunun ne olduğunu ve nasıl çözeceğim ben biliyorum, anladım. Benim çözümüm sensin diyor kısaca, özetle. Sırasıyla alırsak bu papağan metaforu da diyor ki dıştan güvenin, görünenin içine erişemeyen, hakikate ve işin özüne ulaşamayan, tekrardan öteye gidemeyen. Yani diyor ki artık değişimi kabul et. Tamam, bunu da anladım buraya kadar geldiysen. Evet işte. Tamam. Çözümün ne olduğunu bulduysan tamam. Okey. O zaman kendini artık olduğun yerde, seni mutsuz eden yerde neyse orada tekrar etmekten vazgeç. Ve sen çünkü sürekli tekrardan öteye gidemiyorsun. Tekrardan öteye gidemediğin için de özüne ulaşamıyorsun. Ve burada aile geldi arkadaşlar. Yani şimdi sizden giden eril ve dişileriniz için büyük bir ihtimalle evli olanlar var arkadaşlar, biliyorsunuz bilmiyorsunuz bilmiyorum, ve ait oldukları yerde demek ki orayı bırakmaları gerekiyor diye bir mesaj var. Peki şimdi ikinci sorunuz için en son evet mi hayırı, en son bu soru cevap kartlarımla arkadaşlarım en sonunda yapacağız. Şu an ben sorularınızın ne yönde olduğunu ve karşı tarafın gidenlerin size, sizin de gidenlerinize altyapı mesajlarınızı açıklıyorum. Ne diyorsunuz birbirinize? Ne soracaksınız? Ne beklentiniz var? Karşı taraf sizden ne bekliyor veya o ne yapmak istiyor? Şimdi diyor ki acıyla başa çıkamıyorum. Acıyı alıp sahipleniyorum ve yaşıyorum. Yaşayınca tükeniyor, tükenince de gidiyor. Ay, bu kart beni o kadar üzer ki arkadaşlar, o kadar hüzünlü bir karttır ki acıdan dibe vurmayı simgeler bu, biliyor musunuz? Hakikaten
Yani acıdan artık dibe vurmuşsunuzdur. Sizden giden eri ve dişileriniz için. Tabii ki bu evrelerden siz de geçtiniz. Size yaşattıklarından sebep gittikleri yerde onlar da aynı bu acıları yaşıyorlar. Bakın tekrar okuyorum. Acıyla başa çıkamıyorum. Acıyı alıp sahipleniyorum. Yani artık direnmekten vazgeçti. Baktım ki artık ben bu acılarla baş edemiyorum. Ve artık ona sahiplendim. Dedim ki tamam, benim bunu yaşamam gerekiyor. Bu benim kaderim. Ben artık bunu alıp kabul etmeliyim. Ve buna alışıp bu acıyı sahiplenmeliyim. Ve o şekilde yaşıyorum. Ve bunu yaşayınca da tükeniyorum. Tükenince gidiyor ancak diyor bakın. Gerçekten sizden giden eri ve dişilleriniz inanılmaz mutsuz, üzgün. Bakın şuradaki kişi yüz ifadesinde lekeler görüyor musunuz? Ne kadar büyük acı, keder içinde olduğunu görebildiniz mi? Tılsım sekizlisi. Ama ben geri planda, yine de çalışmaktan, didinmekten ve bizim için bir gelecek planı yapmaktan didinip duruyorum. Bırakmış değilim, yani kopmuş değilim. Geri perdede ben çalışıyorum diyor. Merak. Sizleri gözetliyorlar arkadaşlar. Gerek sosyal medya, fiziksel olabilir. Sizi takip ediyorlar, izliyorlar, inceliyorlar, araştırıyorlar, merak ediyorlar. Nedir, ne yapıyorsunuz? Bir durumu veya bir mevzuyu görmek, öğrenmek, anlamak için çaba sarf etmek. Yeşil Tara geldi. İşleri delege etmeye başla. Her şeyi kendi başına yapmayı denemek yerine başkalarından ve de benden yardım istediyor. Başkaları dediği sizleri kastediyorlar. Burada Yeşil Tara size onu kastediyor. Yeşil Tara tanrıçamız diyor ki, işleri delege et. Bir kere sen her şeyi kendin yapmaya çalışıyorsun. Ama aslında da yapmıyorsun. Çünkü sen zaten hep düşünüyorsun. Hayal kuruyorsun ve düşündüğünle ve hayal kurduğunla kaldığın için de bir şey yapamıyorsun. O zaman kendin bir şey yapamıyorsan da bunu başkalarına ve bana delege et diyor. Bunu başkalarıyla kastettiği de geride bekleyen, seven eril ve dişiller kastediliyor arkadaşlar. Yani diyor ki adım at, harekete geç, eyleme geç, pasif enerjiden çık, potansiyel aktif hareket enerjisine, eylem enerjisine geç. Onunla paylaş sevdiğinle, o sana anlayış gösterecektir. Ve bu durumu beraber çözüm getirebilirsiniz. Bakın ne kadar güzel söylüyor. Ve benden de yardım istediyor. Ve bunu yaptığı takdirde de mutluluk geliyor. Gerçek mutluluğu arzulamak, mutlu olabilmek için çabaya girmek, kendini mutlu edecek mevzuların peşine düşmek. Ve o zaman ne diyor? Change. Hayatın değişecek. Ve zaten 9 tamamlanmaya bir adım kala arkadaşlar. Ama sen ne haldesin? Bulutların ruhunu yaşıyorsun. Hala olduğun yerde aynı şeyleri sayıp duruyorsun. Keder, elem seninle beraber. E tabi. Olduğun yerde hep düşünür, hayal kurarsan. E ne oldu? Tamam. Kime ne faydası var? Sana var mı? Sevdiğine var mı? O burada acı çekiyor. Sen orada gittiğin yerde acı çekiyorsun. Keder, elem yakanı bırakmıyor. Bir bulut içinde yağmur taneleri taşırcasına dolusun, dokunsan ağlayacak belki de. Belki de ağlayanlar var arkadaşlar. Sizden giden eril ve dişilleriniz. Ağlayanlar da var. Onu da söyleyeyim size. Hakikaten ağlayanlar vardır yani. Boşuna çıkmaz o. Ve üçüncü sorunuzun neyi temsil ettiğini, altyapısında manasının ne olduğunu. Belki evet, hayır veya farklı cevap çıkarsa en son kartta seçtiğimizde bu anlam açıklamasından sorunuza daha doğru yanıt alırsınız arkadaşlar. Ve hangi cevaba uyumlanırsanız sadece o bilgileri alın arkadaşlar. Uyumlanmadığınızı evrene gönderin. Çünkü kolektif çok fazla senaryo var, çok fazla ilişkiler tipi konular var. Dolayısıyla hepsi iç içe. Sadece burada biz şu an beni dinleyen siz arkadaşlarım değil,
dinlemeyenleri de kolektif bir bütündür. Birbirinden ayrı düşünemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla burada sadece örneğin 50 kişi, 1000 kişi, 10.000 kişi izliyor, sayı kapsamaz. Bütün evrensel bütünlük olarak bakarız. Bir enerji anda bütünü kasteder. Hiçbir şey birbirinden ayrı değildir Allah'ın yaratımında. Dolayısıyla bu çerçeveden bakarak alın. O yüzden bu detaylandırmayı yaptım ki sorularınızı daha doğru bir cevap alabilirsiniz diye. Şu an bir yerlerde ölene kadar bağlı kalacağın ruh eşin seni bekliyor olabilir. Bakar mısınız? Yeşil Tara ne dedi? Görevleri delege et, paylaş. Bak sen hala sevdiğine gidemiyorsun. Ve şu an bir yerlerde ölene kadar bağlı kalacağın. Yani diyor ki artık anla sen son Rabbimizin izniyle artık sonsuza dek birlikte yaşayacağın. Birlikte ölene kadar bağlı kalacağın senin hakikatle ruh eşin olabilir o kişi. Artık bunu bir anla, buna bir şans ver. Bir adım, bir eylem, bir hareket haline geç. Artık pasif enerjiden çık diyordu, değil mi? Ve dolayısıyla ancak hayat sana onu değil, önce ihtiyacın olanı verecek diyor. Yani bu son cümlenin anlamı da şudur arkadaşlar. Diyor ki sen şu an olduğun yerde her ne için o elem, kederleri yaşıyorsan, o sıkıntıları yaşıyorsan, o kısır döngü, o labirentlerden çıkamıyorsan kendini, dünkü açılımdan da hatırlayalım neydi? Labirentler, mezarlar, valide enerjisi yine, midalar ve çalıştırılan enerjiler, yanlış kişi, false person, her şey çıktı değil mi? Zaten aylardır da çıkıyor artık, yıllar oldu çıkıyor. Bunu artık hepiniz de öğrendiniz zaten. Dolayısıyla bir tek sadece burada beni dinlemediğiniz için birçok arkadaşlardan da zaten dinleyince öğreniyorsunuz ve süreci başından beri takip edenler de zaten çok vakıftır. Özellikle de ikiz alev doğal ruh yolculuklarında, ruh eşi yolculuklarında olan arkadaşlar çok iyi ne demek istediğimi anlayacaklar. Diyor ki ancak hayat sana onu değil, önce ihtiyacın olanı verecek. Yani demek istiyor ki burada ilahi sistem. Sen hala ne yapman gerektiğini içgüdüsel sana verdiğimiz rehberlikle biliyorsun ama kabul edemiyorsun ya da farkına varamıyorsun. Ve sen bunu ancak hani orada her neyi öncelikli görüyorsun? Hani diyorsun onu yapayım, onu gerçekleştireyim. Ondan sonra ben sevdiğime gideyim, kavuşayım diyorsun. Diyor ki burada yanılıyorsun bu bakış açısıyla. Yani sen mantığını yanlış şekilde kullanıyorsun. Mantığını doğru yerde kullan. Akılcı kullan. Bir düşün bakalım olduğun yerde ne durumdasın, niçin o durumdasın veya kimlerden sebep o acıları, elemleri, kederleri yaşıyorsun. Dokunsan ağlayacak haldesin ve burada da sarmaşığın ruhu geldi. O da ne diyor? Sarmaşık, karmaşa ve karışıklık çevreni sarmalayan sorunlar, sarmaşık çözümlenmeyen ve seni sarıp sarmalayan problemlerin habercisidir. Ve diyor ki daha yolda da yaşayacakların var, haberin olsun diyor aynı zamanda. Ve diyor ki işte sen aslında böyle düşünürken hani onu halledeyim, bunu halledeyim zaman geçiyor. Onu halledeyim derken zaten orada önüne sorunlar çıkıyor. Ne demiştik dünkü açılımda? Hiçbir açılım birbirinden bağımsız da değildir bu arada arkadaşlar. Ve hep size şunu da tavsiye ederim. Özellikle beni dinleyen, kanalımı takip eden arkadaşlar için söylüyorum. Mutlak surette bir önceki videomu tekrar bir dinleyip sonra bir sonraki videoya geçiş yapın arkadaşlar. Birbirleriyle bağlantılıdır çünkü. Kolektifteki enerji yoğunluğu, ihtiyaç, istek değişebilir ama konular mutlaka birbirine bağlantılıdır. Alacağınız mesajlar olur. Bu sonraki videoyu dinlediğinizde çok daha güzel oturur. Daha sağlıklı cevaplar bulabilirsiniz. Bir deneyin bunu. Sonrasında yok değilse yine vazgeçersiniz. Ama ben tavsiye ediyorum. Dolayısıyla diyor ki sen orada hani diyorsun ya ben şu işi halledeceğim. Ve bunu halledeyim ondan sonra sevdiğime gideyim. Hadi sen onu hallederken zaten içinde bulunduğun fareler, siyah enerjiler, yılanlar, yanlış kişiler, sürekli çatışma halindesin, yara bere oldun, dokunsan ağlayacak durumdasın. Zaten sarmaşın ruhu burada hala sana daha gündemde yeni sorunlar olduğuna da işaret ediyor. Buna da hazırlıklı ol. Sevdiğin de seni çağırıyor zaten. Diyor ki sevdiğinde artık bir adım at, bir iletişime geç,
Bir mesaj yaz, bir haber yaz. Bu kadar seni tutan nedir diyor. Yani bunu yap ki ben sana yardım edeyim. Sen bana bizimle istediğin kadar hayal kur, onu kur, bunu kur. Hani ben burada kuruyorum, sen orada kuruyorsun. Ben acı içindeyim, sen acı içindesin. Kime yaradı? Sen adım atmalısın ki ben de sana yardımcı olabileyim. Ne istediğini dinleyebileyim. Ben ne istiyorumu anlatabileyim ki bir ortak nokta bulup uzlaşalım ki çözüme gelip güce gelip çözüm ortak üretelim. Neydi Yeşil Tara zaten? Ne demişti Yeşil Tara burada da? Delege et. Başkalarına delege et ve bana benden de yardım iste demişti, değil mi? Yani sen kendi başına çözeceğim diyorsun, çözemiyorsun. Hadi çözdün de sen zaten olduğun ortamda sana sürekli sorun çıkarıldığı için sen zaten istesen de yapamıyorsun. Onu arayan ne oluyor? Sürekli onu halledeceğim derken tam onu hallediyorsun, pat önüne yeni bir sorun çıkarılıyor. Onu hallediyorsun, pat önüne yeni bir sorun çıkarılıyor. Sana nefes aldırılmıyor ki. Böylece araya da zaman giriyor ve sen bu zamanın da farkına varmıyorsun. Orada sevdiğin ölüp dirildiğini anlamıyorsun. Kendin ölüp dirildiğini anlamıyorsun bak. Ancak şu an bir yerlerde ölene kadar bağlı kalacağın ruh eşin seni bekliyor olabilir. Ancak hayat sana onu değil, önce ihtiyacın olanı verecek diyor. Diyor ki yanlış yerde, yanlış noktada yanlış düşünüyorsun. Dolayısıyla bu mantığını şimdi tersini yap diyor. Bugüne kadar hep bu şekilde düşündün, düşündün. Günler, aylar, haftalar, artık yıllar oldu. Hani bu zihniyetini, bir düşünce tarzını, bakış açını değiştir. Duruma farklı bir bakış açısıyla bak diyor. Bunu değiştir. Demek ki şu ana kadar bunu yapıyordun, yaramadı. Ne oldu? Dokunsan ağlayacak noktaya geldi. Değil mi? Kendini mezarlarda hissediyordun da bir iki gün önceki açılımlarda da vermişti. Demek ki halen de sarmaşın ruhu da sana diyor ki çözülemeyen ve seni sarıp sarmalayan, yani çözülemeyen bakın diyor ki hani sen karmaşa ve karışıklık çevreni sarmalayan sorunlar, sarmaşık çözülemeyen ve seni sarıp sarmalayan problemlerin habercisidir. Yani diyor ki artık anla bunu, anla. Orada nasıl bir duruş sergiliyorsan demek ki doğru bir duruş sergilemiyorsun ya da durman gereken duruşu sergileyemediğin için yaşıyorsun. Bakış açın yanlış ya da oraya bakarken kullandığın mantığın yanlış. Düşüncenin mantığını değiştir diyor. Bakış açını değiştir. Ve delege et çözemiyorsan sorunları. Belki sizden giden kişilerin hayatında birçok kişi komplike, belki bir takım halinde çalışan, hayatına müdahale eden çalışmalar yaşadıkları, bu acıları yaşayıp bu noktaya gelen karşılarında onlar tekken birçok kişi, birçok etraftan siyah enerji, valide, mezar enerjilerini de unutmazsak yılanları ve fareleri de tek başına mücadele etmesi de tabii her yiğidin harcı da olmaz yani. Hani kim olsa zorlanır değil mi? Hani yardım istemek küçüklük değildir ki. Bununla gurur duymalıdır insan. Çünkü yardım istediğiniz noktada o kapıda sizde yardım isteyebilir arkadaşlar. Siz eğer bir gün komşunuzdan bir tuz isterseniz, o da başka bir zaman bir ihtiyacı olduğunda kapınıza gelip belki bir yumurta isteyecek ama siz hiç istemezseniz o da istemez. İsteme cesareti bulamaz işte. Belki ihtiyacı var, istemek istiyor ama istemeyecekti. Böyle bakması lazım ve diyor ki sen burayı böyle halledeceğim, bu sorunu böyle çözeceğim. İşte ben böyle bakıyorum, bu doğru. Artık diyor ki onları unut, unut, unut. Onlar yanlış, yanlış bakış açısına sahipse. Ve diyor ki hakikati anlamayan, işin özüne ulaşamayan, tekrardan öteye gidemiyorsun diyor burada, değil mi? Ve olduğun yer sana zarar veriyorsa, ailen dahi olsa, çekirdek, ebeveyn, evli, bekar, bir partneri varsa, çocuklu vesaire, neyse, bu durum senin geçmiş yaşamınla ilgili. Yani atalarından aktarılan diyet ödeniyor olabilir arkadaşlar. Kendisinin kendi önceki, sizden önceki ilişkilerinde oluşturduğu bir takım durumlar olabilir. Sizle oluşturduğu, kendi kendine oluşturduğu karmalardan kaynaklı olabilir. Veya içinde yaşadığı yaşantısının durumunda da kendilerine yaşatılan durumlar olabilir. Geçiyorum. Yine video uzamasın. Ancak hayat sana onu değil, önce ihtiyacın olanı verecek. Sen
Diyor ki orada öncelikli neyi verdiysen, neye ihtiyacın varsa onu o olduğun ortamdan alıp koparıp sevdiğine ondan sonra koşarak gideceğim diyorsan yanılıyorsun diyor. Sen zaten sevdiğine kavuş, ben onunla zaten sana ihtiyacın olanı vereceğim diyor. İlahi sistemin mesajıdır bu arkadaşlar. Yanlış düşünüyorsun yani, yanlış bakış açısına sahipsin diyor. Artık tekrardan öteye geçemiyorsun. Geç artık, geç adım at diyor. Bunun için seni zorluyor. Sana onca sıkıntılar yaşatıyorum hala. Ve sana yaşatan kişilerle, durumlarla, olaylarla mesaj veriyoruz anlaman için. Artık kendini o tekrardan öteye geçmen için. Fakat bir türlü anlayamıyorsun deniliyor. Ve sen orada ihtiyacın olduğunu düşündüğün şey aslında ihtiyacın değil. Öncelikle ihtiyacın ruhunu doyur. Ruhunu kim doyurur? Buradaki büyük sevgi, aşkla tapınağı olan, burada bekleyen ve eril dişillerine gelmeleri gerekiyor. İlahi bir aşktır, tapınak çıktı bu aynı zamanda. Kesinlikle ikiz ruh, doğal ruh ve ruh eşi çiftleri arkadaşlarım da var. Ve gerçi normal düz bir genç ergen aşkı bile olsa hakikatte bir aşk var burada. Ondan bahsediliyor. Diyor ki senin önceliğin o öncelikli olarak gördüğün olduğun o yerdeki o yaptıkların değil. Yanlış yerde, yanlış noktada, yanlış düşünüyorsun, mantığını yanlış kullanıyorsun. Senin ihtiyacın olan yer yeni bakış açısı. Artık fark et. Seni seveni beklediğini fark et, fark et. Anla. Senin çözümün orası ve sen ona gelip kavuşmadan ben sana hiçbir çözüm anahtarı ve senin ihtiyacına hiçbir şey vermeyeceğim. Ve sen orada debelim debelenip sarmaşın ruhuyla hala orada ihtiyacın olduğu yanılsamasını yaşayacaksın. Bırak kendini tekrardan öteye geç. Çünkü sen sevdiğine kavuştuğunda bu tapınağa geldiğinde bu bir sana bahsettiğim bu ilahi aşkı diğer yarına kavuş ki ben sana ihtiyacın olanı senden daha iyi biliyorum. Onu sana vereceğim. Sen yanlış yerde, yanlış noktada, yanlış düşünüyorsun, yanlış mantık kullanıyorsun. Boşuna vakit kaybediyorsun. Kendin de elem keder de boğuyorsun. Burada seni bekleyen, seven, erilmişini de bekliyorsun. Ve sen ona gelmediğin sürece sen oradan alacağını zannettiğin her neyse para mı, pul mu, mal mı, mülk mü, çocuğun mu, araba mı, evin mi, neyse neye kavuşmak istiyorsun? Emeklerin mi, kazancın mı, işin mi, nedir diyor, sağlık mı? Ben bolluk bereket mi? Sana diyor diş, buradaki bekleyen diğer yarına, eş ruhuna, dişinle veya eline gelip kavuşmaz işsen sana vermeyeceğim. Vermez de sistem vermez arkadaşlar. Sınavdasınız. İlahi yolculuktayız hepimiz. Yaradanımıza yürüdüğümüz ruhsal bir aşk ve sevgi içinde. Her şey aşk ve sevgidir. Yaradanın aşk ve sevgisi de. Ve burada geride bekleyenler diyor ki bak tapınağın o diyor. Benim sana sunduğum o. Sen ihanette bulunuyorsun. Bu ihanet şu anlamdadır arkadaşlar. Olman gereken ilahi yolundan sapmışsın. O yolda değilse. Yoluna dön çağrısı var burada gidenlere. Giden eril olsun, dişil olsun hiç fark etmez. Sistem onlara diyor ki diğer yarına seni bekleyen nehrin öte tarafına geç. Ne der Rumi? Ey insan, arada nehrin öte tarafındadır. Geç nehrin diğer yarası tarafını. Ay hatırlayamadım. Dinlenme ve doğaya yönelme. Manevi inancın yükselişi, ruhsal uyanış ve anlam arayışı diyor ki. Ruhsal uyanıştalar bu arada. Onu gösteriyor net bir şekilde. Dinleniyorlar, doğaya çağrılıyor ve tamamen bunu sistem yaptırıyor onlara arkadaşlar. Kendilerinin farkında olup yaptıkları bir şey değil. Sistem artık dayatarak yaptırdı. Bu noktaya geldiler. Onlara kalsa daha bunu kim bilir ne zaman daha anlayacaklardı. Anlasalar içgüdüsel olarak da özellikle ruhsal, spiritüel yolculukta olanlar içgüdüsel anlıyor da kaçıyorlar arkadaşlar, kabullenmiyor. Özellikle eril enerji çalıştıranlar çok daha korktukları için erkekler daha çok korkuyor, kaçıyor. Çünkü gerçeğiyle yüzleşmekten korkuyor, kaçıyor. Sebebi nedir bunun? Çünkü bu tarafta hakikat olduğunu biliyor, yüzleşirse kendi korkuları, kendi ayıpları, kendi yalanları, kendisi yaptığı sahtelikler, yalanları, hileleri, haksızlıkları ortaya çıkacak.
size yaptılar ki gittiler. Bu olay bu duruma döndü, değil mi? Hani sütten çıkmış ak kaşık da değil gidenler. Ha, sizin de hatalarınız var mutlaka ama bu taraf tapınak verdi yani. Dolayısıyla hani diyor ki sen zaten neler yaptığını biliyorsun. Ben de senden daha iyi biliyorum diyor ilahi sistem. Ve seni o yüzden anlamadın ve ben el koydum. Onun için enerji alamıyorsun, kavuşamıyorsun işte şu an herkes o yüzden beklemede başlıyor. Allah'ın izniyle bak. Yaradanım diyor ki geç kavuş sevdiğine, bunu yaşa. Sen ne istiyorsan ben vereceğim sana diyor. Ve sen bunu geçip yapmadığın sürece hiçbir şey vermeyeceğim ve sana orada kayıplar yaşatacağım ve sen hala bunu anlamamakta diretiyorsun diyor. Kendini tekrardan öteye geçemiyorsun. Ne zaman anlayacaksın? Anla artık diyor. Yani tutumunu değiştir, bakış açını değiştir, mantığını yanlış kullanıyorsun, doğru şekilde kullan. Bu ayrıca arkadaşlar, haşa haşa hiçbirimizin, hele benim hiç haddim değildi. Kimseyi asla aptal vesaire veya zeka seviyesi düşük anlamında değildir buradaki yorumlarımız. Anın enerjisinde kişiler, valide enerjisi var, o var, bu var. Bağlandıkları için de, basiretleri bağlandıkları için de uyanışta olmalarına rağmen bunun bile farkına varamıyorlar. Size çok büyük sevgi, aşkları gerçek. Fakat bunu bile hissedemiyor, aşkı düşünemiyor ki. Çünkü orada paraya konsantre, orada mahkemeler çıkıyor biliyorsunuz, çocuk sorunları çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor vesaire. Neyse uzatmayacağım, şimdi onlara girmeyeyim, çıkamayacağım işin içine. Ruhsal uyanış ve anlam arayışı. Diyor ki artık bir uyanışa gelir misin? İlahi sistem diyor ki elim üzerinde. İç sesini dinle. Ruhunun sesini dinle bakalım. Ruhun senden ne istiyor? Ruhun doymak istiyor. Ruhun sevdiğine kavuşmak istiyor. Ruhsal, bedensel, güçlü duygular yaşamak istiyor. Aşkı, sevgiyi yaşamak istiyor. Tutkuyu, hazzı yaşamak istiyor. Sen bunu ruhuna önceliği vermez ise işte o sarıp sarmaladığın o dünya boyutundaki o sorunları var ya daha çok arttıracağım diyor. Senin tek çözümün, olayın sevdiğine kavuşmaktan. Daha ne diyeyim arkadaşlar? Bilmiyorum artık daha ne denir bilmiyorum. Ve tapınak da bunu bize söyledi. Çok da güzel söyledi. 10 numara oturdu. Evet ve bak, bakın arkadaşlar ne kadar güzel sırayla geliyor. Diyorum ya kartlarımı çok seviyorum. Ne hissediyorsam kartlarıma o yansıyor. O kartlar çıkıyor arkadaşlar. Ne dedim burada? Sen sevdiğine gitmelisin. Benim yorumum kartta öyle bir şey yazmıyor. Bana gelen enerjiyle söylüyorum, hissiyatla. Arkasından çıkan karta bakın, güç kartı. Çaresi, dermanı size gelmesi gerektiği. Sizle güce gelecek. Ve zaten kendilerinin de mesajı size ne biliyor musunuz? Bu arada bilinçaltı söyleyeyim. Bilinçaltını okuyorum. Diyor ki beni kötü anlamda değil lütfen. Çok rica ediyorum. Sadece söylediğim gibi anlaşılsın isterim. Ben seninle sonsuz bir aşk yaşadığımı, gerçek hakikatle aslında ruh eşim olduğunu, ruh eşim, diğer yarım yani hiç fark etmez. İlle de bir yolculuk adı olması gerekmiyor. O yolculuk, bu yolculukta kalıplarla kendinizi sınırlamayın arkadaşlar. Sonuçta gerçek bir aşkın içinde misiniz? Her aşk ve sevgi de Yaradan'dan her şey geldiği için, o ol derse olacağı için bunu kalbinizde hissetmiş misiniz? Bu aşkın içinde misiniz? Bitmiştir olay. Bütün aşklar, bütün sevgiler, bütün olan her şey Yaradan'dandır. Yaradan'a bağlılığı vardır, kutsaldır, ruhsaldır, rahmanidir ve dolayısıyla hiçbir şey Yaradanımızdan ayrı değildir. Her şeyin yaratıcısı odur zaten. Onun için olaya böyle bakmak lazım. Özellikle gidenlerine, siz biliyorsunuz, siz zaten bakıyorsunuz da ve size diyorlar ki evet ben bir tek seninle güce geleceğim. Tamam harekete geç o zaman. Olduğun yerde dişil enerji mi çalıştırıyorsun? Hani erilmesin. Erilsen erille enerjiyi çalıştır en azından, değil mi? Hadi ya da basit dinlediğim erkek. Sen erkek gibi artık eyleme geç. Kadın mı sana, dişil mi adım atacak? Yani gelip boynuna mı atlasın? O mu yapsın senin yapman gereken şeyi? Ve diyor ki beni bir tek sen terbiye edersin. Hani beni yanlış anlamayın demek de onu demek istedim. Beni bir tek sen terbiye edersin. Aslanı terbiye edin. Hiç de zorlanmadan. Pırıl pırıl büyük bir saf ve temiz ve sadakatle beklemişsiniz. Kıyafetiniz bembeyaz, temiz, sonsuzluk işareti var. İlahi bir aşk. İlahi, şu an beni dinleyen, bugün yeni katılmış olan arkadaşlarım da olsa, aylar, yıllar, haftalardır olanlar da olsa,
Beni yeni takip etmeye başlamış olmanız da önemli değil arkadaşlar. Benim altyapım çok uzun senelere dayanıyor. Kanalı yeni kurdum. Dolayısıyla bu serüvenlere çok iyi detayını biliyorum. Ruhsal boyutta ve beşeri boyutta. O yüzden dolayısıyla sonsuz bir ilahi aşk Yaradan tarafından birbirinize sunulmuş bir aşktır. Ve siz birleştiğiniz takdirde ancak bu güce gelirsiniz arkadaşlar. Ve Yaradan ilahi sistem ödüllendirir. Başka türlü bunun cevabı yok yani. Yok sistemde. Hayatınızın her evresine bakın. İşte bir sahtekarlık yapın, yüzünüz gözünüze buluşur, bir kayıp yaşarsınız. İşe kendinizi verin, adaletli, dürüst çalışın, emeğin hakkını, gereğini yapın. Bakın ne kadar farklı sıyrılırsınız, değil mi? Her şey öyledir, bir bütündür. Dolayısıyla diyor ki, sizden giden eril ve dişillerini size bekleyenlere, geride kalan eril ve dişillere diyorlar ki, evet ben biliyorum seninle güce geleceğim, sonsuzluğa da seninle yürüyeceğim. Ben bir aslan da olsam senin yanındayken böyle havam sönüyor. İşte sen hiç de zorlanmadan beni terbiye ediyorsun. Bu aynı zamanda büyük bir tutku, şehvetle karşılıklı birbirlerine dişilin cilve yapmasıyla erilin kuru yapmasını da anlatan bir karttır arkadaşlar. Ha, bu kadar biliyorsun her şeyi ama hareket eyleme gelince bir şey yok, olduğun yerinde say. Dişiller sakın adım atmıyorsunuz, aramıyorsunuz, sormuyorsunuz hiçbir şekilde. Hayatınıza devam edin. Arkadaşlar. Sıradanlık. Sıradan bir yaşantı yaşamak istiyorlar artık ve bunu sizinle de yaşamak istiyorlar. Sıradan yaklaşımlar, basit ve rahat bir hayat arzusu, fazla beklentilerden kurtulma, arınma ve sıradanlaşmak. Günaydın. Günaydın. En başından beri sizin söylediğiniz, istediğiniz şey de bu zaten. Günaydın diyelim. Bağışlasınlar beni ama ne yapayım, içimden öyle geliyor, öyle söylüyorum. Ne hissiyat gelirse onu direkt aktarıyorum. Hiç de saklayamayacağım. Demek ki söylemem gerekiyor. Cesur. Bakar mısın? Cesur. Freya. Tanrıça diyor ki, dişilliğinizi ortaya çıkarın bu arada dişiller. Beni dinleyen dişillerin dişilliğinizi. Beyefendilere de söyleyeyim. Beyefendilerin de seks apelitesi vardır. Sadece dişillerde yoktu. Sizler de öyle. Kendinize öne çıkarın. Kendinize değer verin. Gidene saplanıp kalmayın arkadaşlar. Hayatınıza devam edin. Yokmuş gibi. Ne kadar severseniz sevin. Unutun, silin anlamında değil bu dediğim. Hayatınıza bakın. Hayatınızın merkezine gidenleri koyarsanız asla kavuşamazsınız. Bunu bilin. Kendi hayatınız merkezinde kendiniz olun. Cesur. Burada Tanrıça diyor ki, sizden giden eril ve dişillere, macera perest tarafını serbest bırak, risk al ve korkusuz ol. İlahi Yaradan'ın eli üstünde diyor Tanrıça. Korkma, korkma, risk al. Orada çok da bir risk yok. Sen gittiğin yerde zaten yüz binlerce risk yaşadığında, hani onlardan korkmuyorsun, ısrarla yapışmışsın, hala bırakman gereken durumları bırakmıyorsun, alman gereken kararları almıyorsun. Ama neyi de nasıl yapman gerektiğini de biliyorsun, ahkam da kesiyorsun, hayallerde bir güzel kurup sallıyorsun ama iş eyleme, uygulamaya gelince Tanrıça diyor, ilahi sistem, Yaradan'ın mesajını iletiyor Tanrıça. Diyor ki cesur ol. Risk al, korkusuz ol. Senin risk olarak gördüğün nedir? Ne olabilir ki? Hani onca yere yapıştın, mezarlara girdin, tabutlara soktun kendini, sarmaşık ruh halindesin hala. Ama sen bir sevdiğine adım atamıyorsun. Onu bir risk, öyle bir risk ki, öyle bir korkuyorsun ki ona adım atmak, bir iletişimde bulunmaktan ödün patlıyor. Devasa bir risk olarak görüyorsun yani. Ay ne kadar anlamsız değil mi arkadaşlar? Değil mi? Mantığıma uymuyor benim, yani ne diyeceğimi bilemiyorum, sinirleniyorum, kusura bakmayın. Hani demek ki siz sinirleniyorsunuz artık, onların sizden gidenler bunu yapıyor ki bakın benim bile enerji dengemi bozdular artık, o kadar sinirleniyorsunuz yani. Bir mesaj, bir haber, bir iletişim, bu kadar mı zor? Ani gelişen beklenmedik olaylar, hızlıca gelen bir haber, doğrudan iletişim, bir yönde hızlı şekilde ilerlemek ve hedefe hızlıca ulaşmak. İnanın ki bunu da onların düşünüp yaptığına inanmıyorum arkadaşlar. Sistem yaptıracak. Yaradan affetsin beni. Siz çok mu sinirlisiniz arkadaşlar? Onlara kızıyor musunuz? Kızgınlık enerjisi mi geliştiriyorsunuz? Ben böyle söyleniyorum. Aa, hiç yakışık almadı. Yapmayın arkadaşlar. Zaten yaptığınız sürece de gelmezler. Sürecinizi uzatırsınız. Doğru bir enerji değil. Çünkü bakın beni bile hararetlendirdi.
Ben bile enerjim böyle bir yükseldi, bana da ne oluyorsa. Burada sizin yerinize konuşuyorum. Siz diyorsunuz artık yani bu kadar bunu yapamadın ya, işte o kadar sinirleniyorsunuz, o kadar artık yapmayın. O enerji ama doğru değil arkadaşlar. Doğru değil. Her şeyin nedeni vardır. Burada şu an açıklayamayız onu ama bireysel açılımlarda daha net söyleyebiliyorum. Bu arada bireysel açılım almak isterseniz hiç söylemem ben arkadaşlar. Ama buradan bir kez daha söyleyeyim, sanki söylemem gerekiyor gibi geldi. Ben öyle açılım alın, benden açılım alın derdinde değilim. Elhamdülillah çok şükür hani buna ihtiyaç da duymuyorum. Ama bir ışık tutabilirsem bugün çok mutlu eder. Bu paranın kazancının çok ötesinde bir şey ki, YouTube'dan hiçbir şekilde para kazanmıyorum, reklam almıyorum, tamam, hiç öyle bir şey yok. Sadece burada size naçizane hediye olarak yaptığım, kendiliğinden içimden gelen bu kanalı, istekler üzerine de zaten çevre ve arkadaş, eş dost üzerine kurduğum bir olay. Normalde ben zaten bireysel olarak bakıyorum, eğitmenlik de yapıyorum, yaşam koçluğu da yapıyorum. Bu arada her istediğiniz konuda seve seve ihtiyacınız olduğu takdirde zaten açıklamalar kısmında WhatsApp numaramı yazıyor, telefon numaram aynı zamanda. Eğer abone olursanız, abone olarak, YouTube'dan abonem olarak gelen arkadaşlara ücret o daha farklı, onu da söyleyeyim. Dolayısıyla takip eden, beğenen, özellikle yorum yapan arkadaşlar, bu da bir alma verme dengesi anlamında ödüllendiriyorum, öyle söyleyeyim. O yüzden rehberlik almak isterseniz telefonla istediğiniz zaman aramadan arkadaşlar, aramalara cevap vermiyorum. Çok yoğunum çünkü gerçekten vaktim zamanım yok. Ama mutlaka mesajınızı yazın. Normal mesajdan, WhatsApp'tan, Instagram'dan. Instagram'ım da aynı şekilde zaten altta bilgilerim var. Oradan iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Demek ki bazı arkadaşların ihtiyacı var. Çünkü bakın, dediğim gibi sadece burada beni şu an dinleyen sizlerin enerjisi yok arkadaşlar. Binlerce, on binlerce, yüzlerce, belki milyonlarca enerji var burada. Dolayısıyla bireysel, birebir uyumlanmanız mümkün değildir zaten. Uyumlanabiliyorsanız ne mutlu, ne mutlu bana. Ama uyumlanamıyorsanız ya da uyumlanmadan uyumlanıyormuş yanılgısına da düşmeyin lütfen. Sadece ve sadece %100 tereddütsüz kalben, ruhen, beynen, zihnen uyuyorsa sizi alıp kabul edin. Diğerini evrene gönderin. Çünkü kesinlikle ve kesinlikle eğer ilişkinizin platformunu doğru bilmek istiyorsanız, sürecinizi doğru net bilmek istiyorsanız, hangi aşamadasınız, bununla ilgili olarak ister spiritüel yolculukta olan arkadaşlarım olsun, ikiz ayrı ikiz ruh, doğal ruh eşi olsun, hiç fark etmez. İsterse normal eril dişil aşk olsun, hiç fark etmez. İlişki sorunları, şifa olsun, blokajlar olsun, bilinçaltlar olsun, bazı sorularınıza cevap aramak, yeni iş kurmak, işlemek, hepsi için iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Elhamdülillah hepsine cevap verebiliyorum. O yüzden demek ki ihtiyacı olan arkadaşlarım varmış ki bunu söyleme ihtiyacı hissettim. Beni videoların başından beri takip eden arkadaşlarım bilirler yani. Oradaki açıklamalar kısmındaki yazı dışında hiç bunu dile bile getirmem yani. O kişinin kendisiyle ilgilidir arkadaşlar. Alma verme dengesi kanunu doğrudur. Gerçek bir ilahi yasadır. Bunu uygulayıp uygulamamak sizin özgür iradenizdedir. Kanalıma üye ol her gün demek beni hakikaten sıkıyor. Hoş da bulmuyorum, yakışık da bulmuyorum. Ama hakkımız mıdır? Evet. Çünkü burada size şunu verebilmek için bize yaptığınız takdirde odur. Biz de orada beğenilerinizle alıp takip etmelerinizle veya bir kelime mesaj yazmanızla, üye olmanızla evet varlığımızı devam ettirmek ve sizin nasıl ihtiyacınız var dinliyorsam bir sonrakilerin de olması için gerekli bir şey demek ki. Neyse çok uzattım. Dönüyorum konumuza. Bir para var. Zaten hep mahkemelerde diğer açılımlarımı da bakarsanız dinlerseniz görürsünüz zaten. Büyük bir para var. 11 ile geldi. İlahi ruhsal aşk yolundasınız arkadaşlar. Ruhsal yolculuk bu, maddi manevi her yönüyle beşeri ve ruhsal olarak ilahi bir aşk yolundasınız ve bu aşk yolunda ilahi sınavlarla sınanıyorsunuz. Kaderse, sistemse. Bu parayı bekliyor sizden giden eril ve dişilleriniz için. Bu parayı aldıktan sonra size gelmeyi düşünüyorlar. İlahi sistemde onlara diyor ki şuraya kadar, şu açıkladığım, şu başından bu yana diyor ki uyan,
Uyan. Zaten uyanıştasın. Seni uyanışa geçirdim. Bunun bile birçoğu da farkında değil. Farkına varmış olanlar da var. Daha farkına varmamışlar da var. Yani bir uyanış içindeler. Fakat kendilerine ne olduğunu, ne yaşadığını, neden bu kadar sıkıntı yaşadığını da farkında değiller. O yüzden de ayın ruhunu yaşıyorlar zaten. O yüzden de diyor ki belirsizlikler, netlik kazanmamış durumlar var. Karamsarlık, korku ve huzursuzluk duyguları seni esir alabilir. Kendini güvende hissetmeyebilirsin. Şaşırdık mı arkadaşlar? Şaşırmadık. Değil mi? Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, hemen şöyle yapıyoruz. Birinci sorunuz, ikinci sorunuz, üçüncü sorunuz. Ya da kamerada size göre nasıl oluyor? Bu bir olsun. Tam öyle mi geliyor? Hangisi daha doğru geliyor? Bilemedim şimdi. Şimdi bana göre alacağım arkadaşlar. Sol tarafı bir kabul ediyorum ben. Burası benim solum. Bu bir. Birinci sorunuz, ikinci sorunuz, üçüncü sorunuz için. Evet, soru cevap kartlarıyla. Hadi bakalım, bismillah. Üç sorunuz, bakalım ne tutuyorsunuz, ne cevap çıkıyor. Yorumlarda paylaşın benimle arkadaşlar. Yok, kabul etmiyorum. Açık düştü. Ve tek kart, tek kart alacağım arkadaşlar. Evet, Yaradan'ım. Senin izninle. İlahi sistemimizden, senden biz. Bekleyen eril ve dişillerim. Giden eril ve dişillerine sordukları bu soruları veya hayatlarıyla, yaşamlarıyla ilgili sormuş oldukları bu üç sorunun cevabını en ilahi şekilde hakikatli olarak anlamaya, almaya ve aracı olarak iletmeye niyet ediyorum. Birinci soru için geliyor arkadaşlar. Yakında netleşecek dedi. İlahi sistemin cevabıdır bu arkadaşlar. Alın, kabul edin. Belirsiz, demek ki daha vakit var. Bu sorunuz neyse daha ona zaman gerekiyor arkadaşlar. Evet, nereden almak istiyorum? Nereden? Son üçüncü, bunu alayım. Kesin dedi. Yani net, evet, tamam, doğru, okeydir. O kesin, net bir şekilde belli. Ne düşünüyorsunuz, ne sorduysanız onu kesin dedi. Birinci sorunuz için yakında netleşecek dedi. Anın enerjisi içindir bu arkadaşlar. Zamansız zamana niyetle anın enerjisinde verilen cevaplardır bunlar. Ay, sonsuza dek bu, hep bu cevap böyle mi? Kalacak olayı yoktur yani, onu yanlış anlamayalım. Belirsiz dediği ikinci sorunuz için. Ve kesin, net, doğru, evet, okey. Bütün olumlu cevapları kapsıyor. Kesin. İşte umarım. Evlenecek miyiz? Biz kesin. Erilim bana dönecek mi? Kesin. Arkadaşlar, espri yapıyorum böyle sizi mutlu etmek adına. Alıp kabul edin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sizden olmaktan mutluyum. Umarım siz de öylesinizdir. Ufak da olsa dünkü verdiğim 2 saatlik videodan sonra tutamadım sözümü. Bugün tutmuş oldum. Şimdi rahat ve huzura erdim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.